14-20 Haziran. Değerli akrep burçları, nasılsınız? Umarım güzel, enerjiniz fazlasıyla güzel olacak. Uyanırken kuş seslerini, gökyüzünün güzelliğine fark edeceğiniz, bütün gün bu hafta boyunca pozitif enerji, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ama yani uyanırken, işe alanına girdiğiniz vakit saçlarınız diken olacak ve bu enerjiniz ofiste böyle ya da bulunduğunuz alandaki gerginliklerden kaynaklı motivasyonunuz düşebilir. Özellikle yayıncılık işiyle uğraşıyorsanız, medya sektöründeyseniz, devamlı yazılar, iletişimler çevirmenseniz bile güzel bir oluşum yaşayacaksınız. Ve bu oluşumda istediğiniz bir yerle büyük anlaşmanız olacak. Kitap yazıyorsanız, yeni kitap başlangıçlarınız varsa bunlarla ilgili de doğru zaman oluşumu var. Lütfen değerlendirin. Bu yavaş yavaş bunlarla ilgili yol alacaksınız. Devlet, kurumsal ya da kendinize ait bir küçük bir alanınız varsa hızlı paralar, hızlı geçişler, kendi işini yapanlar da güzel güzel paraların akışı sağlanacak. Yani çözemediğiniz noktalarda olumluluk evresine doğru hareket edeceksiniz. Büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız problemleri iyileştirme, problemlerle alakalı noktayı masaya yatırma. Eğer ki devlette çalışıyorsanız, yerinizdeki çalıştığınız insanlardaki aranızdaki iletişimlerde yumuşama söz konusu olacak. Ama tabii ki enerjiniz güzel. Yani bunu çarşambaya kadar iş alanında büyük gerginlikler. Ama sizin enerjiniz çok yüksek. Kimseyi iplemeyelim. O enerjiyle işimize konsantre olalım. Perşembe, cuma her şeyin toparlandığı nokta olacak diyorum değerli akrep burçları. İş kurmak isteyenler biraz daha beklemek. Çünkü beklediğiniz bir malın satışı, ondan sonra bu işi yapmak istiyorsunuz. Bir de ailenize ait toprak ve mallar var. Bunların kesinlikle ve kesinlikle bu sene satılmasına uygun değil. Gelecek büyük proje ya da büyük bir anlaşma var. Sakinlikle o noktayı belirlemeniz lazım. Toprak işi, tarım işi, hayvancılık ya da yani doğaya ait bir şeyle çalışıyorsanız bu sene işlerinizde biraz kırgınlık olabilir, ama bir dahaki sene bu kapılarınızda daha büyük bir nokta söz konusu olacak. Toprak üzerine kardeşler ya da anne baba, hani dört kardeşseniz herkese bir daire yapalım, aynı binanın içerisinde oturalım diyorsanız, bir küçük bir eviniz var, bu müteahhite gitmesin, kendiniz yapın, tüm aile bu evin içerisinde olsun istiyorum. Yeri değerli, kıymetli. O yüzden burayı boşuna ziyan etmeyin diyorum. Sevgilinizle alakalı, sevgilinizin size sürprizi var. Ama sizin sevgilinize böyle ayrılma fikri var. Sizin evliliğiniz, sizin sevgiliniz size gelecek planı yapabilir. Siz ben hazır değilim, kariyer odaklıyım dediğiniz için ilişkide böyle bir gereksiz tartışmalar söz konusu olacak. Evli olan ve evliliğiyle alakalı sorunlar yavaş yavaş hayatınızdan çıkacak. Yalnız özellikle evli olan kadınlarla ilgili haritanızda bir sıkıntı var. Şunu diyor: yaşadığınız evlilikte mutlu değil. Kendi evliliğimde eziyet ve köle gibiyim ve karşımdaki insanın beni anlamamasından kaynaklanan huzursuzluklarım var. Bu ilişkiyi ya bir ilişki terapisti ya da ailenizle bu ilişkiyi konuşun, bir destek alın ve mutluluğu yakalayın diyorum dedim ile. Evet, bekarlarda dediğim gibi ilişkiniz, hiç ilişkisi olmayanlar için biraz daha vakit var. Aslında var birileri de siz tercih konusunda hissedemiyorsunuz. Ama güzel bir eğlence söz konusu olacak. Bu da sizi keyif yaratacak. Yalnız gideceğiniz yolculukta ufak bir kaçamak aşk var. Bu aşk kalıcı olabilir. Yani bir deniz kenarına gidiyorsanız, köye gidiyorsanız, memleketinize gidiyorsanız karşınıza size güzel bakan bir göz var. Fırsat ver, bu senin kaderin olma ihtimali. Enerji olarak evlilik enerjiniz kapınızda, güzellikler var. Bunu değerlendirin derim. Evet, uzun süredir birine verdiğiniz para biraz daha gecikecek ama alacaksınız. Bir de araç değiştirmek, aracı yenilemek istiyorsanız şu an böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Aracınız gayet iyi. Gereksiz kendini masrafa yapma. Eğer ki borsa, eğer ki kripto para, eğer ki dolarınız varsa dolar ve euronuzu bozmayın.
Borsada yavaş yavaş dikkat edin. Kripto parayı Temmuz'un 20'sinden sonra dikkatle takip ederseniz kazanca giriş yapacaksınız. Sorun yok. Sizin de dil aksanınız yabancı değil ama konuşma diksiyonu ya da yani dille alakalı Türkçe ile alakalı bende bazen konuşma diksiyon problemi var, düzeltmem lazım. Yani bununla ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz. Sırtınızda kamburlaşma ya da sırttan kaynaklı ağrılarınız var. Bununla ilgili de bir enerjinizi değiştirmeniz iyi olacak. Üniversite sınavına hazırlanan güzel çocuklarımız için evet istediğiniz özellikle estetik cerrahı, beyin cerrahı ya da bilim insanı, uçak mühendisi olmak istiyorsanız ya da mühendislikle alakalı projeleriniz varsa yap, başaracaksın. Korkmuyorum. Senden mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun.